Rusya'nın Sesi Radyosu'nda. Neredesin? Yukarı çıkıyorum, az kaldı. Merdiven. Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Daha yeni dinlediğimiz güzel parçanın sahibini tanımıyorsanız, ben Andrei, buradayım ve size bugün bu yetenekli müzisyeni tanıtıyorum. Arkadaşlar, bu akşam Rusya'nın Sesi Radyosu'nda Merdiven'de Yes Sensura. Mehmet Çetin, sahne ismiyle Yey Sensura, 21 Ağustos 1989 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan beri tutkun olduğu rap müziği icra etmeye ise lise yıllarında amatör olarak yaptığı altyapılarla başladı. Yes Sensura sevgili arkadaşlar, 2005 yılından itibaren internette yayınlanan birçok underground albüme altyapı desteğinde bulundu ve yine birçok albümde düet olarak yer aldı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Manisa, Antalya olmak üzere birçok şehirde çeşitli hip-hop organizasyonlarında sahne alarak boy gösterdi. ...2007 yılının başlarında ise öz kardeşi SHB'nin prodüktörlüğünü yapmaya başlamasıyla rap müziğe bakış açısı zamanla hobinin ötesine geçti. Yıllar içerisinde underground rap müzikte hızla tepelere yükselen SHB'nin klasik olmuş birçok şarkısının altyapısı yaptı. Bu altyapıların SHB gibi başarılı bir rapçi tarafından kullanılması, birçok kişi tarafından sevilen ve söylenen şarkıların altyapıları olmasını sağladı. Önceden de arkadaşlar fitleriyle eşlik ettiği underground albümlerin yanı sıra kayıtları 2007 ve 2008 yıllarında alınmış olan ilk solo albümü Rafta Kalanları 2009'un Ağustos ayında çıkarttı. Bu albümdeki Zor Sanat Yaşamak adlı parçaya çektiği video klip ile ilk kez dinleyici kitlesine yüzünü gösterdi. Bir olay örgüsü içermesinden ötürü rap piyasasında bir ilklik özelliği taşıyan bu klip gerek müziğiyle, gerek saç stiliyle, gerek ise imajıyla Yes Sensura'nın birçok kişi tarafından farklı olarak nitelendirilmesini sağladı. İlerleyen aylar içerisinde 2006 yılından itibaren biriktirdiği ve kullanılmamış bitlerin bir kısmından Yestrumental adlı bit albümü çıkarttı. 2010 yılı içerisinde prodüktörlüğünü üstlendiği SHB'nin 3. solo albümü Güneş Geceyi Bilmez için 13 tane altyapı yaptı ve bu albümde 2 parçada SHB'ye eşlik etti. Aynı albümünde yer alan Kuşlar Uçmayı Unutmaz adlı duygusal parçaya çekilen 2. videoklibiyle SHB ile beraber büyük beğeni topladı. 2010 yılının son aylarında enstrümental müzikler kullanarak yaptığı Nüte Vazo adlı albümü tamamlayıp dinleyicilerine sundu. Bu albümde duygusal şarkılarıyla dikkat çeken Yey Sensura'nın Gözlerimin En Güzel Yeri ve sözleri Siyanural Tese ait olan Dokunman Farklı Tene adlı parçaları birçok dinleyici tarafından sevilerek dinlendi. Şu anda çeşitli beat albümleri, 3. sol albümü ve SHB'nin Bandörüllü çıkması planlanan yeni albümü üzerinde çalışmakta olan Yey Sensura, ayrıca eğitim hayatları pek de iç açıcı olmayan birçok rap müzisyenin aksine öğrenim yaşamına ülkenin seçkin üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde devam etmektedir. Selamlar Yeis, ben Andrei, Rusya'nın Sesi Radyosu'ndaki merdivenden arıyorum seni. Keyifler nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyici arkadaşlarımızla Gözlerimin En Güzel Yeri adlı parçanı dinledik. Ve evet. O senin şarkını çok beğendim. Kendinden mi bahsediyorsun acaba orada? Yayından sonra çalmanız için. Demek ki hep beraber bu parçayı dinleyeceğiz. Sağ ol, Yeis, kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşürüz, haydi. Biz de Yes Sensura'nın Dokunmam Farklı Tene adlı parçasını dinliyoruz. Rusya'nın Sesi Radyosu'nda Merdiven'de. Bir düş kadar güzel yanında olmak sevgilim. Ben her buluşmamızda gitmemeni